Gençler, sizce AK Parti halkın içinden koptu mu? Böyle yani, bir eleştiri var. Yani doğru, evet, halkla ilgilenmiyorlar. Çünkü neden? Yani adamlar, bilmiyorum artık. Ben şimdi şöyle anlatayım durumu. Ben öğrenciyim abi, okuyabilmek için çalışmak zorundayım. Ben yazın inşaatlarda çalışıyorum ki kışın okuyabileyim. Böyle bir durum söz konusuyken hani halkla ilgilenmemeleri, ki yani ekonominin durumu da belli. Hani bundan dolayı çok şikayetçiyiz. Yani nasıl anlatayım, şu an kendimi anlatacak kelimeler bulamıyorum çünkü o kadar kötü durumdayım. Peki muhalefet il gezileri, mahalle gezileri vesaire şeyler yapıyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya onlar da şimdi şöyle nasıl desem, geziyorlar da hani bir çözüm üretebilecekler mi? Ona göre. Proje var mı? Hani bir proje var mı? Neye göre geziyorlar? Bize ne anlatacaklar? Bize ne verebilecekler? Hani ona bakalım biz, gezmekten şey kasıt. Ya sen bir şey söyleyeyim mi? Reisten başına yalan, hepsi yalan. Vallahi. Tabii yalan. Neden ne, nedeni var mı? Görmüyor musun sen? Hastanelerimi söyleyeyim, yollarımı söyleyeyim, havalimanları. Daha neresini yapsın adam? Ne kaldı ki? Yok, umudum yok diyor. Çalışıyor. Abi çalışacaksın. Abicim okuyabilmek için çalışmak zorundayım ben. Ben okuyabilmek için çalışmak zorundayım. Komik geldi, çalışacaksın. Baba parası yemeyeceksin. Babam para. Zaten babam yok. Baba parası yemiyorum. Sorun da orada. Babam yok. O zaman çalış. Çalışıyorum abi, ben 3 yıldır tesisatta çalışıyorum abi. Bakın. Benim durumum yoktu. Ben çocuklarımı okumadı. Hırsızlık mı yapacağım? Gidip çalışacaksın. Abicim, ben sen görmeyeceğim. Çalışıyorum ama şu benim çalışıp cebime koyduğum para benim okumama yetmiyor. Ben günlük 120 lira kazanıyorum. Yövmiye üzeri çalışıp günlük 120 lira. Hangi bize verecek? Bir saniye bak, biz öğrenciyiz, gençler. Dünyayla. Kimle savaşıyoruz abi? Nerede? Abi. Nerede? Irak nerede? Abicim Suriye, Irak adamın kendi keyfi için savaşıyor. Bizim orada ne işimiz var? Kimlendi? Abicim el kol yapma lütfen. Yok, lütfen. Bize vurmadılar mı? Efendim? Size vuranlar yine sizden biriydi. Kimden? Siz onu devletin kimden içine soktunuz. Lütfen ya. Lütfen abi. Oğlum sen bize sevdin, bize terk et ha. Abicim terk edecek kişi biz değiliz yani. Seveceksin. Sevmek mi? Sevmek zorunda değilim. Türkiye'ye layık bir şeydir yani, ya ülkedir. Layık bir ülke. Daha diyeceğim, diyeceğim ben lan. İster sevmem, bu benim düşüncem. Şey olur mu? Allah razı olsun, her şeyde yapmış. Biz ben bunu yapmış. Bunun görevi. Sen daha kaç yaşında isyan edeceksin? Ben 60 yaşındayım. Ne isyan edeceğim? Ne yok? Ben 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Ben yazları çalışıp kışın cebime para koyamıyorum. Abi dershaneye gitmek için bu yaz boyunca çalıştım. Topladığım para 9 milyar. Dershane ücretleri 12-13 milyardan başlıyor. Öbürleri verecek mi? Öbürleri verecek mi? O zaman göreceğiz. Adamlar 20 yıldır başladılar. 20 yıldır Türkiye bitmiş. Ne yapmadılar ki? Ne yaptılar? Abicim teknoloji zaten gelişiyor. Gelişiyor. Niye yapmadılar? Niye yapmadılar? O zaman yoktun çünkü. Kim geliştiriyor? Kim geliştiriyor? Kim geliştiriyor? Benim kine oğlum. Sen kim geliştiriyor? Sen eşitsektenleri gördün mü? Abicim görmedim de ben şu ana bakarım. Geçmişime bakamam. Ben de geleceği, geçmişi gördüm de. Onun için bu zamanları gördük. Ya. Ya sen abicim, geçmişi görmedim de o zaman yoktu. Hiç kimse de yoktu. Nasıl kimse de yoktu? Kimse de yoktu. Bu hükümet... Abicim üstüm dolu çalışıyorum. Abicim telefonum bir saniye ha. Telefon. Her şey bir dakika bana. Her şey şu Türkiye'yi bir gazeteci yönetiyordu. Bir gazeteci. Bir Aydın Doğan. Yat kalk, yat kalk, yat kalk. Öyleydi ya. Şu an peki şu an ne? Abicim şu an ne? Ya bir gazeteci. Algı yaratıyor abi işe. Sen bir de. Şu hastanedeyim işte, sorun da burada. Ben 20 yaşında isyan ediyorum. Niye? Aldığım para bana yetmiyor. Simit sat. Simit sat. Efendim? Simit sat. Simit sat. Ben çalışıyorum. Çalışıyorum. İnşaatlarda çalışıyorum. İnşaatlarda çalışıyorum ki yazın çalışıyorum ki kışın cebime para girsin de okuyabileyim. Ben okuyabilmek için çalışmak zorundayım. Sorun da burada. Devlet okuma. Okumayayım ne olayım? İt kopuk mu olayım? Devlet sana kredi veriyor. Zaten kopuk. Kredi veriyor. He? Ben kaç yere başvurdum? Dakın dershaneye gidebilmek için kaç yere başvurdum? Öyle oku, çalış. Abiciğim işte sorun da orada. Sorun okuyabilmek için. Şimdi para kazan... Cahil. Cahil ben değilim. Cahil sizlersiniz. Görmüyorsunuz. Geçmişi biz gördük. Görmüyorsunuz. Geçmişi biz gördük. Herkes konuşuyor. Senin cebine para giriyorsa senden iyisi yoktur. Kendi gözünde. Herkesin cebine giriyor. Ama o güzel olur ki kendini geliştirmemiş. Ama o güzel olur. Savcı o sen olur. Tamam şimdi düzgünce konuşursak herkes herkese anlatsın. Herkes iş görüyor. Herkes kendini ifade etsin. Şey okuyamamış. Niye okuyamamış? Devlet sana burs veriyor. Kaç yaşındasın daha? Hayır devlet bana burs vermiyor işte. Vermiyor. Vermiyor. Yok. Benim çocuğum okuyamamış.
okudu. Üniversite okudu bence. Başınca ödüyor. Yalan söyleme. Burs vermeyeyim. Bırakın kendisi konuşsun. Özgür değil mi? Ya niye tartışıyorsunuz? Kendi iradesi. Fikrimi belirtemiyorum. Bunlar gibiler yüzünden insanlar fikrini belirtemiyor. Sizin gibiler, sizin gibi düşünenler lütfen yapmayın ya. Lütfen yapmayın. İşte geçmişi görmedin. Ben geleceğime bakmak zorundayım. Geçmişe bakamam. Gösterecek. Bir tür İstanbul'u yönetemiyor abi. Karışın. İstanbul'u yönetemiyorum. Nereden biliyorsun abi? Nereden biliyorsun? Gidip gördün mü? Benim İstanbul'da yaşayan akrabalarım da var. Kendim de gidip geliyorum. Ben İstanbul'da yaşamıyorum. 30 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Haberin yok bir şeyde. Ha. Burada atıp tutuyorsun. Haklısınız abi işte bu yüzden insanlara haklısınız deyip geçiştireceksin. Bir kere kalp burnuna geçmedin ki. Bunun gözü ama. Orada gençlerin durumu iyi. Gençlerin durumu iyi. Bir Türkçesi bilimsel kıtlık olsun, vatan batsın umurunda değil. Bunlar hele. Bunların pek bir farkımız yok aslında ama. Şu an pek bir farkımız yok ama. Ayakkabı koyacağız. Abicim bak sorun şurada. Sorun burada para değil. Tamam. Benim çalışıp cebime koyduğum para bir ayı çıkartmıyor. Bakın ben günde 12 saat inşaatta çalışıyorum. Param var ama yetmiyor. Peki yetmiyorsa bana bir öneri ver. Nasıl olmasın? Ne yapmamız lazım? Kırkızı kapacağız. Bir dakika. Aynen. Abi bir dakika. Aynen. Bu lafın haklı. Aynen öyle. Hırsızı durdurmamıza, dur dememiz lazım. Bak saygı duyuyorum sana. Ben de insanların... Bana bir öneri söyle, ne yapalım? Yani şimdi ne yapacağımız belli. Ne yapalım? Yapacağımız belli. Hayır söyle bana. Ne yapacağımız belli. Hayır. Ne yapacağım bir dahaki... Üreteceğiz mi? Ya üreteceğiz. Senin yapacağın bir şey yok kardeşim. Bu adam fikrini söylüyor mu? Fikrine saygı duyacaksın. Sen de kendi fikrini söyle. Saygı duyuyorum. Allah Allah. Cahil demiyorum abi. Dar görüşlüsünüz. Dar görüşlüsünüz. Bak o cahil değil. O okumuş adam. Cahil değil de. O adamın fikrine... Kim müsaade eder misin? Kredi veriyor da diyor ki vermiyor bana, diyor. Bana yalan söylüyor. Var ya çok komiksiniz. Cidden haliniz çok komik ya. Vermiyorsun. Evet abiciğim. Arkadaşlar bir dakika. Bana bir öneri getir. Burada hep dinliyoruz. Kredi veriyor. Kredi 12 milyar benim çocuğuma kredi verdi. 21 milyar faiz geri ödeme zorunda. Çocuğum da iş başı almamış. Senin çocuğun çalışıyor ki sen bunu yapıyorsun. Hah, o zaman senin çocuğun çalışıyor. Sensin tuzuk kuruduğun için. Ben şu anda çocuğuma iş bulamıyorum. Üniversiteyi bitirmiş. Sen önerin ne? Bana bir şey söyle. Abi tüketmek yerine üretmeliyiz. Nasıl üreteceğiz? Yani üreteceğiz abi. Yani bizim ülkemizin kaynakları var, şeyleri var. Yani bizim öğrencimiz geçinemiyor. Adam gidip yani 36 katlı bina yapıyor. Ya bizim orada ne işimiz var abi? Bizim orada ne işimiz var? Ben tesisatçıyım. Ben de tesisatçıyım abi. Ben de tesisatçıda çalışıyorum. Yaz boyuna yaz. Çalışıyorum. Bu sene kendi işimi yapmaya başladım. Başladım. Bu sene kendi işimi yapmaya başladım ama ben, yani bu işin sonu ben yok. Ben sana saygı duyuyorum. Ben de bak insanlara, ben de insanlara saygı duyuyorum ama adam gelip benim görüşüme saygı duymazsa var. Ben de saygı duymam abi. Ben yazın adam bulamadım çalıştırıyorum. Abi bak, çırak da haklısınız. Okulda sen buldun mu kendi işini yapıyorsun? Ben de kendime çırak bulamıyorum. Abim bak, abim güzel abi. Kaç para verirsin kira? Kira 1,5 milyar veriyorum. Git be köyünde otur bedava. Maşallah ne güzel yolları buluyorsunuz ya. Ne güzel yolları buluyorlar ya. Bak işine geldim içiz. İşine geldim içiz. Başka bir şey. Neyse tamam ya. Öpüyorum seni canım. Başarılar diliyorum. Bunlar hep beni bildiğini anlatıyorlar. Çekmesin abi çocuğun o zaman. Ne? Orada giderken çekmesin o zaman 11 milyara 22 milyar kredi faiz veriyorsun. Ne vereceğim? Ben emekli adamım. Kendimi geçirdim bu çocuğa gönderirim ya. Erken boynumuza eğiyor. Bana okumaz üneyim okumadım. Çekmesin abi. Okumayayım değil mi? Okumadım. Ne güzel bir şey. Okumadığı için bu çocuk okumasınlar ya. Biz de mi okumayalım? De ki okuyun Allah size güç kuvvet versin okuyun dedi. Türkiye belli bir yere gelsin. Param yok okumayacağım. Nasıl ne yapacağım? Param yok. Destek ver. Ben sen destek verelim. Abi şu anda. Verelim destek bu gençlere işte. Ben söyleyeyim mi abi sana? Destek verelim. Ben acile gittim. Benim çocuğum doğdu. Doktor, bak benden senet aldılar. Şu anda çıkmasın. Para almıyorsun abi. Hakim almıyorlar. Paran ne yapılanmış zaten? Hayır. Senin vergin ne yapılıyor? 5 lira öncülük var. Ben size öpüyorum. Tamam da. O zaman yok. Size başarılar diliyorum. Şu anda yok. Bak, bak, şu anda da yok. Esir olduğum zamanları da biliyordum ben. Yaşasın. Ama şu anda bir kuruş para almıyoruz devlet abi. Senin vergin ne yürütülüyor? Abicim bak sağlık dediğin şey bir insanın temel hakkıdır. Ya bir dakika. Bir dakika bir daha. Beni dinler misin? Türkiye'nin Türkiye'de Erzincan iller arasında birinci. Bir dakika. Zaten. Bir dakika. Derkan. Türkiye'de Erzincan iller arasında birinci değil. Ya bir dakika. Bir dakika.
cebinde 5 milyon. Ya bir dakika. Abi işte. Abi beni dinle. Abicim sorun da orada. Bizim abicim sorun da orada. Gavurun 2 liraya aldı telefonu. Biz niye 5 liraya alıyoruz? Ya sen işte sorun. Sorun da orada. Adam bir gün çalışıyor. Ben 3 ay çalıştım. Ya burada bakın ben çıraklık yapıyordum. Bu telefonu alabilmek için 2 ay çalıştım. 2 ay adam bunu yurt dışında 2 gün çalışıp alıyor. 2 aya 2 gün sana mantıklı geliyor mu? Şunu söyleyeyim mi? Bak tek bir şey söyleyeceğim. Şu memlekete bundan kötüsü yoksa bundan iyisi de hiç kimse gelmedi abi. Zaten halimiz zaten ağlanacak durumda lütfen. Ya bir dakika beni dinler misin? Bir dakika. Gençler bir dakika bir dakika. Ben sana iki kelime söyleyeceğim. Bir dakika ben sana iki kelime söyleyeceğim. Türkiye'de iller arasında Erzincan en pahalı memleket aynen değil. Öyle, aynen. Bana cevap et. Şey ben Erzincan'ın onu söyleyeyim mi abi sana? 37 senelik esnafım. Ben 37 senelik esnafım. 37 senelik. Bu adam hadi diyorsun ki al kredi versin onu versin. Bütün herkesin kredisi patlamış elinde. Abi ben 30 milyara arabamı 20 milyara veriyorum. Adam ne diyor biliyor musun? Altında bir şey çıkıyor. Bak bak bir dakika. Ne diyor biliyor musun? Ya bunun bir sesi vardır. Biz alışmışız 40 milyar vermeye. Ben onu kastediyorum. Araba yok artık. Yok öyle bir şey. Abiciğim şu an 100 liranın altında bir kere araba ver. Ben öyle demek istiyorum yani. Biz her şeyi altından alıyoruz. Adamın babadan kalma parası var. 5 tane ev alıyor. 1 trilyon. Ya burada bir ev 1 trilyon. Getirisi var mı? Fabrika var mı? Var mı iş sağır? Köylü halkın efendisi diyorsun. Mazotun litresi 7500 lira. Bir dakika abi. Abi bakın ben size şöyle anlatayım. Bir saniye konuşabilir miyim? Siz gençlere sahip çıkmazsan ben tesisat dükkanında çalışıyorum. Benim bugün 20 liraya aldığım boru bir hafta sonra 25 lira. Neden oluyor abi? 500 milyara ev alıyoruz. Arkadaşım bana soruyor diyor ki ama izin verin de bir konuşayım. Ne alakası ondan var? Sonra sen konuş. 500 milyara bir ev alıyoruz bak. Bak 500 milyara bir ev alıyoruz abi piyasa nasıl çalıyor? Bana soruyorlar diyorlar ki Erkan ev aldım hayırlı olsun aldım. Kaça aldın? 550 milyar aldım aynı gün 50 milyar koydum. Satıyor musun? 600 milyar. Ya bunu biz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kanun yapmıyor. Denetlemeyi kim yapacak abi, efendim? Abi denetlemeyi senden. Yani yapan insana minareyi... İnşaatçı 36 senelik inşaatçıyım. 70 liraya aldığım batarya şu anda 320 evet, bin lira, 340 bin lira. 70 lira o da en hiçbir kötüsü, şeye konuşmayın abi. Boşuna boş konuşuyorsun. Biz batak... Millet olacak ki devlet de devlet. Devlet çalmayacak. Senin baştaki adam oram Kırgızlar. Hepsi Kırgızlar. Hepsi çağırıyorlar, hepsi çağırıyorlar. Bu gençlerin geleceğin hakları çağırıyorlar. Burada herkesin ebeğini çağırıyorlar. Gelip de onları övmeyin. Cep telefonunu göstermeyin. Cep telefonunu göstermeyin kardeşim, göstermeyin. Kim olduğunu söyler misin? Devlet dediği zaman millettir. İnsanlar, devletin başındaki insanlar. Ama şu an baştaki neden kendini devlet olarak görüyor? Tek şey güzel, gayet güzel. Türkiye'nin başında oturuyor ve ülkenin hali belli. Her şey güzel. Vatan haini olmuyor öyle bir şey yok. Ancak Kılıçdaroğlu gibi adamları kurtarır. Yaşasın Kılıçdaroğlu. Vallahi diyorum bak onun gibi dürüst, namuslu, şerefli, haysiyetli insanları kurtarır. Başkası kurtaramaz galiba ülkeyi. İzmir'i kurtaramayan bizi hiç kurtaramaz. Ne sen nerede kurtaramaz ya? İzmir'i niye kurtarmamışsın? İzmir Atatürk kurtarmış zaten. Yunan'ın yokmuş derece kurtarmış. Dünya belediye başkanı ödülü aldı adam. Yani neyi kurtaramamış? Evet. Bağustucu başka bir adamı seçti. Kardeşim İmamoğlu gibi adamı seçti koydu. Başınıza ne istiyorsunuz ya? Bu adam Alevi, ana zaten üçüncü adamı soktu şeye ya. Ankara'nın başına soktu kardeşim. Ne istiyorsunuz ya? İmamoğlu Laz götürdü soktu. İstanbul'un büyük belediye başkanı yaptı. Yok. Ne kadar? Lütfen. Abi konuştuğun kelimeleri seçerek ulan yanlış yere gidiyor. Yok bunlar seçeceğiz. Konuşuyorlar ya. Kılıçdaroğlu Alevi. Bak gözlerim bu ülkede Alevi Sünni meselesini yapmıyor. Bak, onu yapmıyorum. İzengi MHP'liyi koydu. Bir saniye bak. Çok bunu güzel yere değindi. Yani. Bir saniye. Bu Alevi'nin de Kürt'ün de bu memleket hepimizin. Ben kendim Alevi'yim abi. Yani birçok gittiğim yerde hiç bulamadım. Bunu koyma. Tayyip Erdoğan bizzat kendisi meydanlara çıkıyor. Kılıçdaroğlu Alevi Tunceli diyor. Biliyor musunuz bunu? Ya abi kim dedi ki? Duyan var mı? Cumhurbaşkanı o zaman duymuyorsun. O zaman duymuyorsun bunu. Cumhurbaşkanı bunu ne zaman dedi abi? Duyan varsa abi gözler mi? Aç internet'e bak. Bak biraz önce abi ne dedi? Bak. Biraz önce. Videoları dinliyorsun videoları. Bak biraz önce abi ne dedi? Ayıptır dedim ya. Ki abi oru koyma. Kardeşim. Ben de onu demek ki. Diyorum ki demek ki MHP'li, CHP'li bu bu memleket Kürt'ün, Türk'ün, Sünni'nin, Alevi'nin. Tamam. Bize bir kardeşiz. Bak ne güzel bir konuşma yapıyorsun. Onu ben demek istiyorum. Bak ben dinle. Bu Türkiye'de
Ben bugün bir evimi, aileyi gör. Ben eğer yönetemiyorsam çocuğuma bırakırım oğlum. Al bu işi sen devam ettir. Ama burada öyle değil. Koltuk derdindeyiz. Yanındaki etraftaki hep Müslüman bunları koruyorlar. Onlar niye koruyorlar biliyor musun? Çıkar bekliyorlar. Şimdi şu andaki hayatta memnun musun? Ben onu size izah edeyim. Bak abi. Ben bir da... soru sorabilir miyim? Tabii soracağım. Bir şey söyleyeceğim ondan sonra soru sorabilirim. Bir dakika, tek bir şey söyleyeceğim. Oradan bağlayabilirsiniz. Tamam, oradan bağlayabilirsiniz. Az önce bir abimiz buradan yandan dedi ki Binali Yıldırım dedi Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yaptı ve başbakanlık yaptı dedi. Hı. Erzincan'a dedi çivi çakmadı dedi. Çaktı. Doğru mu? Havaalanı yaptı. Ama. Çaktı. Kendine büyük güzel bir çiftlik çaktı. Çaktı kardeşim Erzincan'a. Allah seni inandırsın. Fabrika mesela. Beni dinle. Beni fabrika dinle. Açıldı mı buraya Erzincan'a yok, yok. Böyle bir beni katkı dinle, işsizliği azalttı. Köyümüzün yolumuza, suyumuza hiçbir şeyimize hepimize el atmıyorlar. Bak kardeşim. Ben sana açık söyleyeyim. Bina şu anda özel idareye git. Meclis üyeleri var. Git de ki arkadaş benim falan köyde yolum daha toprak ya. Kum bile değil. Çamur yağmur yağdığı zaman çıkamıyorum o yola. Cenazemi bile götüremiyoruz bu şekilde. Gel de hepimizin bir de böyle diyor şöyle diyor öyle olmaz. Bugün eşit bir şekilde hepimiz de hak sahibiz. Hepimiz de bu Türkiye vatandaşıyız. Can abim ben ona bir şey mi? Bak ama şimdi. Gittiği zaman ben gideyim AK Parti adamı bulayım ki götüreyim bu işimi halledeyim. Öyle olur mu? Erzincan küçük memleket. Erzurum ve Erzincan'ı biliyorsunuz. Tek ya. Bir şey söyleyeceğim. Seçimler oluyor. Herkes görecek işimi yürütüyor. Biz başka türlü yürüyorum. Seçimler oluyor ne yapıyoruz biliyor musun abi? Olmuyor. Seçimler olduğu zaman bir milletvekili seçimine geldiği zaman hemen onu tutuyoruz. Sayın ya. Vekilim oyun senin ya. Ama benim yeğenime işe alacaksın diyorsun. Ha. O da onun adam sözüm. Adam kayırma çok güzel yere değindi. Bir dakika. Abi ama soruyu konuşacağım. Ben yerli yerince konuşurum arkadaş. Siyaset yapmıyorum. Bizim Erzincan'ı söylüyorum. Hepimiz evet. Aynıyız. Sayın milletvekilim seni seçeceğiz ama benim yeğenimi işe alacaksın. Evet. Sözünü veriyor bana. Benim bir tane yeğenim işe giriyor. Gidiyor Erzurum'dakiler ne yapıyor abi? Sayın vekilim diyor. Oyum sizin AK Parti, MHP her neyse. Ama bize diyor hastane açacaksınız. Oraya hastane kuruluyor. Erzincan'a da bunun yeğeni giriyor. Bu memleket geçinir mi abi? Niye hastane istemiyorsun kardeşim bir araya gelmiyoruz? Sadece yeğenini işe koymak işte gerekçesindensin. Bizim Erzincan ancak çay ocaklarına kalıyor siyaset yapıyoruz. Boş. Bir tane hastane istemiyoruz abi. Yani bir fabrika bir işletme. Torpil yok diye işe giremiyor bak kızım. 5 yıldır kızım boş boş geziyor. İş bulamıyor. Borçları var 12 milyar borcu var. Tamam mı? Ödeyemiyor borcunu. Ben ödeyemiyorum. Kardeşim tamam mı? Yapacaksa herkes işe soksun. Ayrımcılık yaptığımız ne biliyor musun? Çay ocaklarında gider konuşuruz. Belediye başkanı gelir, milletvekili gelir. O biraz önce milletvekiline kızdan bağıran adam içeri girsin ben çay ocağı çalıştırıyorum. Et pençe durur mu? Et pençe durur kahve ver. La biraz önce adama neredeyse küfür etmediğin kalacaktı. Niye bunu hakkın savmıyor kardeşim? Niye yüzüne kimse benim gibi yerince konuşmuyor kardeşim. Ben gerçekleri konuşayım. Bak ben ne diyorum CHP ne MHP diyorum. İnsanlığımızı konuşalım. Hakkımızı aramıyoruz. Peki, burada biraz önce boş tartışıyorlar. Topluma soracağım. Doğru değil mi? Erzincan'a gelip de halkın, esnafın sıkıntısını çiftçilikle geçiniyor. İşte hayvancılık çok Erzincan'da. Hiç dolaşıp da halini hatırını onu soran var mı? Abi her gelen gezen de olsa bile ne yapıyoruz biliyor musun abi? Hep dükkana çekiyoruz. Siyasetçileri. O benim tanıdığım bu. Hele vekilim gel kahve içek bir baksan. Arkadaşlar gel. Fotoğraf. Özel mevzu konuşak. Biz özel mevzu konuşak. O dışarıdaki vatandaş ona haykıramıyor ya. Yani herkes Erzincan küçük memleket kardeşim. Bak ona bakarsan doğru bir şey. Ben buna da katılıyorum. Türkiye Erzincan olsun 3 tane adam parmağın ucundan doluyor. Ona da katılıyorum. Niye ben çıkaramıyorum abi? Çünkü ben ilkokulun mezunuyum. Kırmızı kalem yok. Ona da katılıyorum. Bak, bir şey demiyorum. Abiler ben, bana diyor ki sen okusan bak, ne olur? Bak, işte sen okusan ne olur diyor bana. Çünkü evet. Ben gerçekleri konuşuyorum. Evet, tamam. Ben ne diyorum ki? Ne milleti kötülüyorum ne devleti kötülüyorum. Evet tamam. Yeri yerince tamam. Senden benim eksikliğimi kötülüyorum tamam, burada. Tamam abi bak değil o konuda yani, doğru konuşuyorsun ama az önce bak ne diyorsun? Az önce ne diyorsun abi? Diyorsun ilkokul mezunuyum benim hani sözüm affedersin nerede geçer? Tabii ki. Burada bir tane abi vardı şu an göremiyorum. Bana dedi ki sen okusan ne olur? Adamın kullandığı neler kelime bu. Neler? Ben okusam ne olur diyor ya. Abi merhaba. Ben 43 senedir İsviçre'deyim. Küçük yaşta gittim. Türkiye'de çok ballık var. Her şey yüksektir. Her şey yüksektir. Ben alıyorum 1 kilo üzüm burada 10 lira. Burada alıyorum 1 liraya.
adam alıyor orada 4 bin lira. 10 katı ya ama para. Bak paran 10 katı ya. Orada alıyor 4 bin lira adam. Geliyorum. Tamam. Geliyorum ben burada her şeyi yani yiyorum. Bak. Yersin tabii canım 10 lira ya. Sizin gibi arkadaşlar ben acıyorum. Vallahi acıyorum. Ben sizin gibileri acıyoruz. Bilmiyorum. Aldığın 4 bin frank dur bir şey soracağım. Bak, 4 aldığın 4 bin frank kaç para yapıyor? 4 bin frank yapıyor 10 bin. 18-27 bin lira yapıyor. Yok 4 bin frank 10 bin 40 bin lira yapıyor. 40 bin lira yapıyor. 40 bin lira maaş alan birisi var mı? Yok abi işte. Ben orada hastanede yani yal. Ya git sen 100 lira 100 euro'nu bozuk gelip burada bir ay geçiniyorsun. 4 bin frank alıyorsun burada geçinebiliyorsun. Benim İsviçre'den gelen kuzenim var tamam. Market fiyatları bir tık pahalı diyor ama buraya göre yine ucuz. Adam geliyor burada abi 1000 frank bozduruyor. Ne yapıyor biliyor musun? 9 milyar. Hayatınızı yaşayıp da gelip burada yalan söylemeyin. Bak ben 78'e gittim oraya. Böyle düşünüyorsun. Ben TL kazanmıyorum. Bak Türk vatandaşıyım. Sizi hiç üzülüyorum ben. Yani şey yapmıyorum ben. Ben biraz geçenlerde sizi ben dinledim. Birisi de size şey koydu. Dedi ki sen devlet abi size çıkıyorum ben sizi. Bu şey ne güzel mikrofonu herkese tutuyorsun abi. Herkes ne güzel. Herkes gelir. Bak ne güzel. Herkes acındığını sanıyor diyor. Doğru mu? Ben bir Afganistanlıyım. 12 yıldır buradayım ve bu sene içinde bir daire kazanacak duruma geldim. Niye biliyor musun? Çalışacaksın. Çalışacaksın. Kimse bakmıyor. Kimse bakmıyor. Hayır. Bak çalışıyorum. Eda İnşaat'ta. Gel 8 kişi benim yanımda çalışıyor. Çalışıyor. Kardeşim çalışman lazım. Sigortan var mı? Sigortam da yok. Bak. Neden? Yok. Sigorta vermiyorlar. Devlet bakacaksa önce sigorta yapar beni. Şimdi bir saniye. Dur. Askerim şu an. Çalışman lazım kardeşim. Çalışman lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kardeşim diyor ki bu kadar yoksulluk var. Bu kadar yoksulluk var. Bizim Afganistan siz görmediniz o zaman. Görmedik. Savaş görmediniz. Yoksulluk görmedin. Buna şükretmek lazım. Şimdi bir şey sahte rapor alana. Bak sahte rapor aldılar. Herifler çalışmıyor. Maşallah ne tür oluyor bu iş? Abi sen ne yapıyorsun? Ayakkabı boyacı. Evet. Ben de boyacıyım. Ben de inşaat boyuyorum. Afganistan'dan gelmişim. Çalışıyorum. Allah'a şükür bin kere razıyım. Hayatımdan memnunum. Yani buna da memnun olmak lazım. Herkes birbirini desteklediği zaman... Abi çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi devlet senin karnını doyurursa tabii böyle konuşursun. İş yok kardeşim. Yok kardeşim. Listeye baktın mı? Listeye baktın mı? Abi iş var. Herkese iş. Nerede var ya? Sen ne konuşuyorsun? Abi ben bak Afganistanlıyım. Boşuna konuşma oğlum ya. O kadar insan var. Sen gelmişsin burada çalışıyorsun ben burada çalışamıyorum. Niye çalışmıyorsun? Allah nerede çalışıyorsun? Çalış. Abi çalışmak bir kere canı gönlünden isteyeceksin. Ya kim istemez ki ya? Adam bak cüzdanını gösterir cüzdanını. Cüzdanını gösterebilir. Sen ne kadar konuşuyorsun ben ya? Ben de cüzdanımı gösterebilirim. Ama canı gönlünden çalışmak sen istersen kimisin? Belli meslek sana iş vermiş. Gel çalışıyorsun. Niye sen çalışıyorsun? Onu da versin. Hepsi benim bir de küçük kardeşim var. Canını atıyor çalışmak için. Şimdi bak abi herkes konuşmaya güldüğü var. Listeye baktım ya git bir listeye baksana ya. Şimdi burada kahvelerde bakınca. Hayır istemiyorum. Git listeye bir bak listeye buraya. Müsaade etmiyorsun. Kahveleri bir geç bakayım. Ayak ayak üstüne. Ya kardeşim gel gene ya. Rahat para kazanmak. Ya 50 kişi 10 kişi çalışmış yani. Devletten ne kadar yardım alıyorsun? Ben yardım almıyorum. Almıyorsun he. Ben hatta bile sigortam bile yok. Özellikle size Afganlara özel şey yok mu? Yok. Bende yok. Yok. Sakin olun. Dükkanlara özel şey yapmıyorlar mı? Size özellikle koymuyorlar mı? Yok ya. Yok böyle bir şey yok. Git Bursa'ya Suriyelere bak özel nasıl dükkan açtı. Yok bunlar hepsi kalktı. Yok. Nereye kalktı ya? İki sokak arkada abi tam 4 tane Suriyelinin dükkanı var. 2 tane Afgan'ın dükkanı var. Esnaf 12'de de mi kapatıyor? 2'ye kadar açıyor. Gerçekten. Tamam biz vatanımızı zaten seviyoruz. Bak biz kaçmıyoruz ha. Benim vatanım Afganistan. Berbat oldu. Herkes öldü, gitti. Buna sahip çıkarsan gidip savaşsaydın abi. O kadar vatan seversen burada gelip bana burada gelip millet sevgisinden bahsetme. O kadar seviyorsun gidip orada savaşsaydın. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.